ki bildiğiniz gibi. Salla, salla. Gül magazin sallasın, salla. Başarılı şarkıcı özel hayattan söz açılınca içtenliğini nasıl konuşturdu? Ya buluyorlar aşkı ya, ben niye bulamıyorum ya? Aşkı bulamıyor. Ne tipe bakacağım abi? Tipe baksak ben zaten gitti bitti. 100 yaşına kadar yalnızdım yani. Dış görünüş önemsiz. Birileri için hep ben koşturdum. İtiraflarını sıraladı. Başka türlü biri olsan olurdu. Az sonra. Ben gidiyorum, sen lütfen eğlenme de var. İrem Derici muhabirlerle epey keyifli geçen bir sohbete dalmış. Başarılı şarkıcının içtenliğini konuşturduğu ve samimi itiraflarını sıraladığı anlar kaçmaz benden söylemesi. İrem Derici'yi uzun zamandır gecelerde görmüyorduk. Ben şu an sağlıklıyım. Akıl sağlığım yerinde, ruh sağlığım yerinde. Fark ettiyseniz beni gecelerde orada burada da göremiyorsunuz. Çünkü ben işime gücüme çok odaklandım. Ailemi bu süreçte çok özlediğimi fark ettim. Saçının rengini sarıya iyice yaklaştıran ve düz fön çektiren başarılı şarkıcı pek bir keyifli o akşam. Kaş aynı ara, bir değişiklik yok. Ha, makyajım yok. Belki bir tek rimel var, ondandır. Siz beni hep böyle simsiyah makyajla görmeye alıştığınız için. Salla, salla. Gül magazin sallasın, salla. İrem Derici'nin muz figürlü kalem kutusu dikkat çekmeyecek gibi değil. Kalem kutu abi. Ben böyle şöyle hani o telefona yazma, bilgisayara yazma olayını sevmiyorum. Hepimizin böyle ilkokulda, ortaokuldan burada bir hani nasırı vardır ya kalem tutmaktan. Sanki o gidince, aynen sanki o nasır gidince çocukluğumun saflığını kaybedeceğim gibi geliyor. İdeal kilosuna kavuşan Derici pişmanlıklarını sıralıyor. Ben geçen yaz bir hastalığa kapıldım. Bunun ismi anoreksiya. Manasızca kilolar 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 verdim. O zaman da beğenilmedim. İskeletor. Öldü ölecek ve öldü ölüyordum. Ben şu an Allah'ın bana sunduğu nimetleri yiyorum. Güzel güzel ailemle sofralarımı kuruyorum, yemeğimi yiyorum. İrem Derici'ye bir dokunuyoruz, bin ah işitiyoruz. Gerçekten kilodan, zayıflıktan, şişmanlıktan, makyajsızlıktan, yok bedbahtlıktan, yok dedikodudan, yok ilişkiden gına geldi. Abi ben böyle bir kadın hiç değildim, hiç olmadım. Beni bugüne kadar bir evliliğimle görmüşsünüzdür, bir de bir ilişkim olmuştur. Cihangir'deki evinden Beşiktaş civarına taşınmasına da açıklık getiriyor. Hastalığımı orada yaşadım. Çok sevdiklerimi orada kaybettim. Birçok ölüm yaşadım. Hani kol kırılır, yen içinde kalır. Ailemde çok büyük hastalıklar geçirdim kendi hastalığım harici. Ve o evi uğursuz belledim kendimce. Yıldız Tilbe'nin proje albümünde Aşkın Cezan mı şarkısını yorumlamak için Tilbe'den izin kopardığını da anlatıyor. Benim canım deli ablam biriyle bir şey konuşurken sırtıma atladı, kafamı ısırdı. Bir döndüm baktım Yıldız Tilbe kafamı ısırıyor. Böyle yaptı. Kız dedi, şarkımı istiyormuşsun dedi. İzin verirseniz niye olmasın? Ay dedi, söyle dedi bakalım dedi. Sonra söyledim. Çok beğenmiş Yıldız Hanım. Edis'in yanı sıra Aleyna Tilki'yi de çok beğeniyormuş İrem Derici. O kadar tatlı bir zekası var ki aslında. Aleyna ile birebir konuştuğumuzda, yani 3 senedir tanışıyoruz, hala siz diye hitap ediyor. O kadar da saygılı. Dışarıdan gördüğümüz, bildiğimizle insan yargılamanın ne manasız bir şey olduğunu ben öğrendim 5 sene içerisinde. Geçen hafta Osmaniye'deki konserini neden ertelediğine de değiniyor. Marmaris sahnesinde de biraz fazla dans ettim ve sağ ayak gitti, bir burkuldu. Şimdi ertesi gün çıkıp da orada dans ekibim var, grubum var, bilmem ne, orada çıkıp da böyle böyle yapmak yerine, ayağımı düşünmek yerine 5-6 gün şunu şey yapalım. Ben dedim kremli. Bu cuma canım, bu cuma olacak. Annesi İrem Derici bir an evvel iyileşsin diye seferber olmuş. Annem bende o yüzden kalıyor. Sarıyor böyle, kremleri sürüyor, bilmem ne yapıyor, kas gevşetçilerimi veriyor, çorbalar yapıyor, bilmem ne. Allah'a şükür toparladım. Kalbinin boş olmasından da biraz dertli kendileri. Ne güzel buluyorlar aşkı ya, ben niye bulamıyorum ya? Ne tipe bakacağım abi? Tipe baksak ben zaten gitti bitti. 100 yaşına kadar yalnızdım yani. Kriter zeka. Yani benim için şöyle. Tabii ki tipe de bakıyorsun yani. İlk böyle benim bir erkeğe aşık olmam için kendimden
65 birden üstün görmem lazım. Mesela o bir espri yaptığı zaman kıskanmam lazım. Ben niye bunu düşünemedim diye. İçtenliğinden ödün vermiyor derici. Kaslı paslı aslı cinaslı. Yani değil ki. Değil öyle bir şey değil. Tabii ki insanlarla tanışıp flörtleşmek istiyorum falan filan ama 5. dakikada bana bir afakanlar basıyor. Hemen mesaj atıyorum. Anne arasana, akrabalarımıza bir şey oldu diye. Annem arıyor, çığırtkandır da biraz böyle. Teyzene bir şey oldu, hemen gel. Teyzem yok bu arada Allah'tan. Yani hayatta olan biriyle alakalı böyle bir şey söylemem. Yapamıyorum. Birileri için hep ben koşturdum. Şu aldızı kendisine batırıyor. Burada şey yazıyor. Egonu açlıktan öldür ki ruhun doysun. Anam benim ne egom doyuyor, ne ruhum doyuyor, ne midem doyuyor. Doyumsuz muyum, neyim bilmiyorum. Aşkı aramayı bıraktım. Bulursa bulur. Evlenip çoluk çocuğa kavuşmaya da can atıyormuş. Ben anne olursam var ya bu işi gücü bırakırım. Allah büyük konuşturmasın ama ben çok pimpirikliyim. Hani ya şey yaparım böyle hani bir bakıcı ya da yardımcı olacaksa pro takarım kadının kafasına. Çocuğa çip takarım. Sahnede arkaya kendi ledilerim yerine çocuğu koyarım falan. Bakmayın çok pimpirikliyim o konuda. Ayol zaten doğmamış çocuğa don biçmek yani şu anda yaptığımız muhabbet. Abi Robocop gibiyim ben ya. Var diyor onun böyle. Hedef belirlendi.